Neden bu gece buradasın? Evet, davete icabet. Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Haberin Peşinde her Perşembe saat 22'de. Efendim iyi günler değerli izleyiciler. Haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Türkiye dönüşüyor, Türkiye gelişiyor. Türkiye gelişirken gelişime katkı veren değerler var şüphesiz. O değerlerin başında da sayıları 53.000'i bulan muhtarlar geliyor Türkiye'de. Özellikle 30 Mart 2019'da yapılan seçimlerden sonra çok konuşulur olan muhtarların yaptığı çalışmalarda Haberin Peşinde ekibi, Gala TV, Medya Evlat ekibinin 8 aydır takip ettiği bir konu. Çünkü muhtarlar da tıpkı yanıma yana şöyle muhtarım gibi seçilerek göreve başlıyorlar. Milletvekili gibi, belediye başkanı gibi, meclis üyesi adayı gibi. Ama seçildikten sonra ne oluyorsa muhtarlar gerçekte hak ettiği hizmetleri kısmen alamıyorlar. Evet, bunu Türkiye'de 8 aydır ekranlara getirdiğimiz konularla ispatlamış olduk. Şimdi Göller bölgesindeyiz. Muhtarım şöyle gelin lütfen. Göller bölgesinin Yeşilova'ya bağlı Çuvallı köyündeyiz. Yanımızda 30 Mart 2019'da seçilerek göreve başlayan Çiçeği Burnu'nda muhtar Orhan Kaymaz ve köy sakinleri var. İsminiz neydi efendim? Mücahit. Şeref. Şeref abi. Tuncer. Mehmet. Şahin. Şahin. Süleyman Yıldız ben gazeteci olarak şimdi muhtarıma burada aslında soracağız. Öncelikle hayırlı olsun 30 Mart'ta seçildiğiniz. Sağ olun, teşekkür ederim Orhan Bey. Hoş geldiniz Çuvallı köyümüze. 1965 doğumluyum. 65 doğumlu oğlum. İlkokulu köyde bitirdim. 76 yılında Yeşilova Sanayi Çıraklığı başladım. 86'dan bu yana Yeşilova 36 köyüne ve Yeşilova'ya hizmet ettim. Köyümüzdeki görünen eksikleri gördüm. Bu dönemde köyümüzdeki bu eksikleri gidermek için muhtar adaylığımı koydum. Köyümüzde Allah razı olsun. Bize uygun görüp muhtar seçtiler. Ve şu anda köyümüzdeki eksikleri tamamlamak için bu görevi varız dedik. Ne mutlu sana, köyümüz eksikliklerini tamamlamak için varız dedi. Bir sorumlu muhtar, iş başında. Peki, soru cevap gitmek istiyorum. Şimdi 30 Mart'ta seçilen azalarla birlikte evet. Bir değerlendirme yaptın. Arkadaşlar da izliyorlar. Sence Çuvallı'nın eksikleri nelerdi? Köyümüzde dere ıslahı dediğimiz şurada çay var. Köyün tam orta yerinde. Burada yazın sinekten ve kokudan köyümüzde geçilmiyor. Evet. Bu dere ıslahının yetkili gücümlerden bir an önce başka köylerde tamamlandı. Bir Çuvallı köyümüzdeki kaldı. Önceliğiniz dere ıslahı diyorsunuz. Evet. Kaç metre mesafe efendim kapsıyor? Bu aşağı yukarı 3000 metreyi var buradan. 3 kilometrelik dere ıslahına acilen ihtiyacımız var. Acilen ihtiyacımız var. Sonra? Sonra bir düğün salonumuz var. Düğün salonumuzun tamamlanması. Bir de geçmişte bizim kaynak suyumuz vardı. Bağlar'da mevkisi diye mevkimiz var. Bu mevkimizin kaynak suyu bitti. Ağaçlarımızın, babalarımızın, annelerimizin, ninelerimizin diktiği ağaçlar kurumak üzere. Köyümüz daha önce burada zepse ekiyordu. Zepse ekiyor için ve ilerilerin oradan alabiliyordu. Şu anda o suyumuz çekildiği için yetkili birimlerden, kurumlardan acilen bir sondaj istiyorum. Evet, arazinin sulanması için hiçbir sondajımız yok. Buraları acilen bir sondaj. Sulama suyuna ihtiyacınız var acile. Evet, acilen. Muhtarım bir nefes al, vatandaşlar döneceğim. Evet, herkesle konuşup sonra geleceğim. Evet. Sizi sordum ama isim neydi abi? Mücahit. Mücahit abi nasılsın? İyi, kaç yaşındasın? Ben 59 yaşındayım. Kaç yıldır burada yaşıyorsun? 59 yıldır burada yaşıyorum. Hayatı nasıl, memnun musun? Buradaki yaşamdan. Çiftlikten memnun
Çuvallı'dan. Doğru, içinden geldiği gibi. Hayır, söyle. Öyle şey değil. Ben köy yerinde yaşadığım için bir sağlıklısın, şey yok. Sağlıklısın, mutlusun. Sağlığım iyi yerinde, Allah'a şükür. Var mı bir isteğin buradan? Ankara'ya bir mesajın var mı? Köyümüze hizmet gelmesini istiyoruz. Harikasın. Abi seni tanıyalım. Tuncer Yılmaz. Tuncer Bey, burada yaşıyorsun. Evet, burada yaşıyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne işle uğraşıyorsun? Yani hayvancılık yapıyorum. Aynı zamanda çiftçilik de var. Memnun musun? Kazanıyor musun? Ben şu anda biz para kazanmıyoruz. Neden dersen, biz şu anda devlet, yani hiçbir yardım yok. Maliyetler mi? Maliyetler çok var. Hangi her maliyet? Şeyin KDV'sini yani düşürüyorlar. Beyaz eşyanın, mobilyanın, KDV arabanın düşürüyorlar. KDV'sini düşürüyorlar. Bu yem fiyatlarının KDV'sini niye kaldırmıyor Gübre devlet? Önemli bir tespit. Yem fiyatları çok pahalı efendim. Hiçbir Gübre tane Gübre. Tarım Bakanlığı Gübre dahil hiçbir tane aklına gelmiyor. Tarım Bakanlığı'na buradan seslenelim. Efendim, gerçekten de bu yemle KDV'sini düşürsünler. Burdur'da büyükbaş hayvancılık gerçekten iyi bir konumda. Potansiyel var. Ama vatandaş kazanamıyor, görüyorsunuz. Kardeşim, çünkü kazansa kazanırız. Her şeyin KDV'sinin %18'den %10'u düşürüyor. Yemin KDV'sinin hiç kimsenin aklına yem gelmiyor. KDV ne kadar şu an? %18 KDV var yemde. Reklam gibi KDV çok yüksek. Çok bence yüksek. De yüksek. Peki teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım. Mehmet Bozkurt. Mehmet Bey, nasılsın? Sağ olun. Burada teşekkür yaşıyorsun. Burada yaşıyorum köyde. Sen ne iş yapıyorsun? Ben çiftçilik yapıyorum, hayvancılık yapıyorum. Peki sen memnun musun hayatından? Değilim. Neden? Yem fiyatları çok yüksek. Çiftçinin durumu zor, gübre fiyatları yüksek. Yani devlet mazot da pahalı, mazot da pahalı. Destek veriyor ama zamanında yetersiz. Zamanında vermiyor yani. Ha, şu ha, ayda veriyor. Zamanında yani vermiyor. Yani, ne zaman vermesi lazım? Ekim ayında ekinleri ekiyoruz. Mazot gübre desteğini o ayda vermesi lazım. 2018, Şubat oldu daha vermedi. Ha, bu sene de gecikmiş. Evet. Bu sene gecikti mi? Yani evet, zamanında. Belki Tarım Bakanlığı'nın gibi bilgisi olmayabilir gecikmeden. Yasıl olmaz, Facebook'tan herkes yazıyor. Facebook'a inanma, Facebook çok ciddi değil yani. Resmi açıklama var mı? İnternet ortamında herkes yazıyor, destekler geç kaldı diye. Yani. Evet. Peki ne istiyorsun bu konuda? Zamanında yani Ekim zamanı destekleri o zaman vermeden istiyoruz. Yani hayvancılığı destek versinler, yoksa böyle sıkıntı büyüyecek. Sıkıntı büyüyecek. Durumu iyi olan adam yapabilir ama durumu zayıf olan adam zor yapar. Şehre yani gidecek, orada sıkıntı büyüyecek. Evet. Gitmesin. Şehire gidemez zaten. Şehir daha kötü. Geçinemeyecek. Yani köyde yaşayan tamam adam. Peki. Muhtarıma döneceğim. Valla köylü evet kazanmayınca Türkiye köylü düşenmez. De kazanmıyor. Belki işçi de kazanmıyor. Ama isyan da etmiyor. Biz isyan etmiyoruz. Derdimizi anlatacağız ki çözüm bulan. Değil mi muhtar? Evet. Vatandaş söyledi. Tabii ki tarımda, sanayide eksiklerimiz var. Evet. Dünyanın sorunu, sadece bizim evet, değil muhtarım. Evet. Biz buraya şikayet almaya gelmedik. Biz vatandaşın durumunun Türkiye'deki şu andaki pozisyonunu ekrana getirip Çuvallı'nın eksiklerine onu Çuvallı evet köyü düğün salonunda kalmıştı. Evet. Bir düğün salonumuz var. Kaç kişilik? 50'ye 10 metre aşağı yukarı 5 metre. Şu an kullanabiliyorsunuz. Şöyle de yürüyebiliriz. Şu anda siz de gelebilirsiniz. Evet. İnşaat alanında. Tabeladan geçiyoruz. Düğün salonuna doğru gideceğiz. Evet. Düğün salonunda bir sıkıntımız var mı? Var. Eksiklerimiz sadece düğün salonunun şu anda 4 var. Elektrik var. Elektrik, suyu, sıvası. Yaptınız mı? Elektrik. Yapılmadı. Eksik. Elektrik, suyu, sıvası. Düğün salonuna doğru. Ve valimizden ve kaymakamlarımız, Yeşil Kaymakamımız Allah razı olsun çok yardımcı oldu. Ama onun bütçeye tabii kaynakları bu sene için evet nedir bilmiyoruz ama iyi niyetliler yani. Abdülhamit Karaca Aymakamımız Yeşil Çıkan. Saygılarımızı iletelim. Çok, çok değerli bir insan. Allah razı olsun. Evet. Onun önderliğinde yapıldı. Onun işesiyle. Katkılarıyla. Katkıları, köylere hizmet götürmeleri. İşte devletin katkısı bakın. Evet. Vatandaş diyor ki falan ama muhtarım ona katılmıyor. Köylere onun görüşü. Hizmet götürme birliğinden yapıldı şu anda. Düğün salonumuzun elektriği, suyu, sıvası, altyapısı, kanalizasyonu hiçbir şey yok. Bunu Sayın Valimizden ve Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan ve kaymakamdan diyelim. Evet. Talep ediyoruz. Talep ediyoruz. Köyümüzün hiçbir gelir kaynağı yoktur. Hiçbir yere olmadığı için bunlara tamamlamak için şimdi görevdesin zaten. Göreveyim. Ne mutlu. Muhtarım iyi niyetli. Şu dere yatağını bir çekin gösterin. Şu dere yatağını çekip gösterelim. Çekin gösterin bir. Çeksin ya, kameraman dönüyor dere yatağına. Biz de konuşarak gidiyoruz. Yayındayız. Yayındayız. Yayın var yerinde bakattık. Köyümüzün bu yazın sinekten ve kokudan köyüm halkımız burada rahatsız oluyor. Evlerde büyük şeyde rahatsız sineklerden hastalıktır, şudur budur oluyor. Dere ıslahının bir an önce
yetkili birimlerden, müdürlerimizden, amirlerimizden bunun yapılmasını şu işte, suyu bir evet, şeyi görüyorsunuz. Geldik. Aslında projeyi alındı, yapılacaktı, kaldı. Kaynak yok diyorlar hakikaten de burası yazın büyük aslında sorun olabilir. Projeyi alındı, burada hep ölçüldü, şey yapıldı yani. Projeyi alınmış hatta ama. Alındı ama şu anda bir an önce hayata geçirmesini metenin istiyorlar. Yetkili kişilerden birim bir an önce bu dere sahanın yapılmasını istiyorum. Demin bahsettiğin yaklaşık 3 kilometrelik dere ıslahını projede görken 3 bin metre. İleriden başlıyor, yukarıda var. Aşağıya kadar. Şu taraf var, ilerisi yani, var. Yani dere ıslahının hali belli. Evet. Tabii ki buraya gereken yapılmalı. Projeye alınmış, programı alınmış. Yazın sağlıksız kokular nedeniyle hastalık yayabilir. Böyle bir risk taşıyor. Evet, evet. Köyün içerisinde olduğu için, tam köyün ortasında olduğu için, kenarda veya merkezde. Burada kahveler, evler hep doldu. Köyün ortundan yarın hastalıkları, şu sineklerden, şunlardan, bunlardan olumsuz etkilenmemek etkili için yapılması sağlık gerekiyor. Sağlık açısından bir an önce yapılmasını yetkili bir an önce. Uzaktan zoomlayalım. Karşı düğün salonu. Aslında kayıttayız efendim. Çuvallı köyündeyiz. Düğün salonlarından sokağında parke taşına ihtiyacı var muhtarım. Burası gelen misafirlerimize şeylerimiz, düğün salonunun önü daha kötü. Düğün salonunu görelim. Şu anda inşaat alanında elektrik, su, sıva, alt kanalizasyon hiçbir şey faaliyeti yoktur. Köyümüzde de düğün yapılması için bazı arkadaşların çok zorluklar çektiğimize şey yapıyoruz. Çekiyorsunuz. Muhtar Orhan Kaçmaz'dı. Kaymaz. Kaymaz'ın ifade ettiği gibi biraz önce düğün salonu var ama eksikleri fazla bir hayli. O düğün salonun önündeyiz. Şu an eksikleri giderme ne kadar desteğe ihtiyacınız var muhtar? Elektrik, hiç elektriğimiz yok. Suyumuz yok. Sıvamız elektriğe, yok. Elektriğe suya abone olunacak. Sıva evet, yok. Şu andaki görüyorsunuz bu meydanda yürüyelim, kilit, oraya doğru, kilit taşı yok. Burada çamur veya kendiniz görüyorsunuz geçmekte. Bu sıva için, elektrik suyu şeysi için Sayın Valimizden ve yetkili şeyimize, Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanlarımızdan bunun köy bütçemizin yetkililerden destek istiyoruz. Yetkililerden yani şimdi destek istiyoruz. Köy bütçemizin fakat hiçbir geliri yok. Sinan Bey. Yok tabii. Sizin gibi köylerin şu anda köyümüzde bütçe oluşturma şansınız da yok. Evet. Hayırsever vatandaş da az. Evet. Herhalde değil mi? Evet. Şu anda hayırsever yok. Hayırsever bir vatandaşımız var ama yok. Kendilerinde imkanları yok diyorsun. Köyümüzün gelir kaynağı çiftçilik ve hayvancılık. Şu anda büyükbaş hayvan mı? Büyükbaş hayvan. Çiftçi ve vatandaşımızın hiçbir kazanı yok. Yem bahalı, gübre bahalı. Kazansa verirler, yardım ederler diyorsun. Evet, cami evet yapıyorlar çünkü vesaire yaptırıyorlar ama kazanamıyorlar diyorsun. Evet. Bir önce bir iki vatandaş da maliyetlerin yüksek olduğunu söyledi sizin köyde. Evet. Şey, gübre, mazot, yem fiyatları pahalı. Bu Türkiye'nin, dünyanın sorunu aslında. Evet. Çünkü ne yazık ki evet, dünyada ekonomide bir daralma var. Bu daralmadan ne yazık ki çiftçi de Türkiye'de nasibini almış durumda. Selamun Bey, şimdi Yeşilova'da devam edelim. Düğün salonumuzun köyler Yeşilova ilçe kaymakamımız Abdülhamit Karaca'ya Allah bin kere razı olsun. Bu şekilde bu halini getirmeye köylere hizmet götürme birliğinden tarafından karşılanmıştır. Abdülhamit Karaca kaymakamımız Yeşilova. Yani il özel idare, ilçe özel idaresi tarafından yapılıyor. Kaymakam evet, ön ayak oluyor buna. Evet, evet. Teşekkür ederim ama bu biz de bu şeyle Sayın Kaymakamımızın ismini verdik düğün salonuna. Ha, düğün salonuna Kaymakam Bey'in ismini verdi. Evet. Abdülhamit Karaca. Evet. 2018'de yapılmış ama evet, şu ana kadar niye tamamlanmadı eksikler sence? Neden? Bir köyümüzün bir geliri olmadığı için kaymakamlığımızın bütçesinde verebileceği bir bütçe anladım, miktar verebildiği kadarıyla buraya kadar geldi. Evet. Bundan sonrası vatandaşın işbirliğiyle aralarında yapabileceği toplayacakları evet, ücretle. Şu var. Kimse kimseye cebinden para vermiyor. Evet. Buraya gelen para devletin parası ama kaymakam iyi niyetli olunca destek veriyor. Herkese saygı duyalım ama önce devlete, tabii, önce tabii, millete. Tabii. Ne kaymakam bizden büyük, ne vali, ne de siyasetçiler, ne de milletvekili. En büyük millet. Evet, doğru mu? Doğru. O yüzden kaymakamın görevi, onu söyleyeyim sevgili muhtarım, ama de teşekkür ediyoruz emeği geçtiği için. Çünkü yapılmayan köyler de var, biliyoruz, yaşadık, evet, görüyoruz. Çuvallı gerçekten de Yeşilova'nın en az hizmet almış köylerinden birisi. Birisi az bir hizmet almış biri.
daha önceki hizmetlerde bu düğün salonumuzun çok ihtiyaç olunduğunda Sayın Kaymakamımız... Taziye eviniz var muhtarım, düğün salonunu geçtik, çok komik. Taziye evimiz yok, çadırımız yok. Çadırınız yok, bak evet. Bu da önemli. Evet. Buranın, şuranın asfaltlanması ya da evet. Şu alan... Kilit taşı döşenmesi. Asfaltlanırsa buraya belki kapalı yer taziye evi olabilir. Şu evet. An bir mesela rahmetli biri olduğunda evlerde mi ziyarete geleniyor, taziyede bulunuyor? Yani. Evet, evet, aynen. Evet. 2020 Türkiye'sinde bu sudan bu havuzlarımız dolup havuzlardan köyümüzün zepsedir. Gördüğünüz ağaçlar hep burada depodan dolduktan sonra sulanıyordu. Şu anda bu su bitmek üzere. Suyumuz bitmek üzere. Yazın hiç kalmıyor bu su. Kış olarak ben şu anda biraz var. Ama gördüğünüz gibi bu ağaçlarımızı kurtarmak için, köyümüzü yeşertmek için, bu ağaçları yeşertmek için yetkili birimlerden bir an önce yani bu ağaçları kurtarmak için sondaj istiyorum. Sondaj vurulursa çok iyi olacak. Çevreyi sev, doğayı koru demiş atalarımız. Doğayı korumamız gerekiyor. Geleceğe miras kalacak olan bizlerden odur. Çocuklarımızın ileride aynı sıkıntıyı çekmemesi, kuraklık yaşamaması, buradaki hayvancılığın bitmemesi için olmazsa olmazı sulama suyunun burada desteklenmesi gerekiyor. Şimdi şurada biz köylü olarak, köylü olaraktan bir oğlumuzla ziyarete giderken köyümüzdeki yetiştirdiğimiz elmadır, eriktir. Efendim, her şeyi götürüyorsun. Götürüyorduk. Ekonomiye katkı veriyorsun. Evet, organik olarak bu. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Efendim burada Yeşilova'ya bağlı Çuvallı köyündeyiz. Ve köyde fırın ekmeği var. Fırın mı? Somun ekmeği var. Evet. Bu köyün bittiği anlamına geliyor. Eskiden fırınlarda, değil mi abi? Tandırda ekmeğimiz olurdu, evet, değil mi? Evet. Ama şimdi ne yazık ki tarıma ve hayvancılığa verilemeyen destekten dolayı köyde buğday yok. Buğday olmayınca un yok. Un olmayınca fırın ekmeği yok, tandır ekmeği yok. Şimdi abi senin isim neydi? Ahmet Bural. Ahmet abi, her gün bu kadar ekmek alıyor musun? Hayır. Bugün aldı, kaç gün gidiyor? 2 gün. 2 gün gidiyor. Peki, haliyle 2-4 saydık değil mi? 4 ekmek. Evet. Yani soğuk. Yenge hayatta mı? Hayatta. Eğer buğday olsaydı herhalde fırın ekmeği yakar mıydı yenge? Yakar. Peki. Çuvallı'nın eksiklerini, sıkıntılarını ekrana getiriyoruz. Muhtar anlattı. Muhtar anlattı. Muhtarın çalışmalarından memnun musunuz? Evet. Muhtardan memnunsunuz. Ben teşekkür ediyorum. Bereketli olsun diyeyim. Şöyle işte gördünüz. Yani aslında her şeyin tek kelimeyle anlatıldığı bir noktadaydık. Somun ekmeğini gördük. Somun diyoruz ona. Muhtarım. Seni tanıyabilir miyiz? Erdoğan Bey seninle konuştun mu dışarıda? Görüştük değil mi? Peki başka birine söz hakkı verelim. Şu an abi. Efendim? Konuş. Konuşacak mıydı? Peki konuşturmuyorum. Nazlananla konuşmam. Geleceğim buraya abi. Şeytanınız bol olsun. Öyle derler. Öyle olur. Buyurun konuştum. Buyur. Gel. Efendim. Öyle derler ya aslında. Ne oynuyorsunuz? Batak oynuyoruz. Bu batak. Kim batıyor şu an? Vallahi en az 7 deniyor. En fazla da 13 alınıyor. Batak oynuyorsun, bakayım abi. Ha, tamam. 6 alan batıyor. Seni tanıyabilir miyim? Ben muhtarın abisi. Bu köyün en kumarcısı benim. Köyün en kumarcısı sensin, değil mi? Batak senden en kimse yok mu bile? Yok. Peki. Sen bunu boş ver. Ekonomi batıyor, ona ne diyeceksin? Geçinebiliyor mu Türkiye'de? Öyle sorma. Valla uçmaz biz. Anlamadım. Uçuyoruz. Tamam. Rüyamız da az. Anlamaz. Rüyamız da yani. Uçmaya devam edelim. Evet, bir kişiye de uzatacağım. Şimdi köyün kişilerinde Azamız burada. Azayı konuşturabilirsek. Yok. Aza konuşmuyor.
Adın soyadın söyle. İbrahim Çakar. Bir türkü söyle sen, hemen bir şey sormayacaksın. İbrahim abi türkü söyle. Bizler de. Ya bu Burdur'un yok mu güzel uzuna bası? Bir şey yok. Yok mu sesi güzel olan? Yok değil mi? Arılar var orada. Ahmet abi? Yok şaka yapıyor. Peki. Efendim son muhtara uzatacağız. Oturuyorum. Orhan Kaymaz. Evet. Tabii aslında ben tek kişiyi özetlemeye çalıştım. Ekmekten girerek konuya. Anadolu insanının şu an ekonomik kaygılarını sürdüğünü, sıkıntılarını devam ettiğini, maliyetler nedeniyle hayvancılık ve tarımı gerilediğini Türkiye biliyor. Ama gerilemeyen bir şey var bu ülkede muhtar. Çuvallı insanı çok duygusal. Yarım saattir birlikteyiz. Umutla bekliyorsunuz, iyi niyetinizi yitirmiyorsunuz. Eksikleri dile getirdim, beklentilerini dile getirdim. Son sözü de sana vereceğim. Hayat devam ediyor. Tabii ki derdini anlatmanın da derman bulamaz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlara ilk maaşı bağlayan yetkilidir. Bunu yaptığı bir şey var. Her hafta külliyede muhtarlar ağırlıyor. Onunla bir mesaj vererek bitirelim hemen. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızdan isteklerimiz, köyümüzün geçim kaynağı çiftçilik ve hayvancılık. Köyümüzdeki bu yem şeyleri çok pahalı. Maliyetleri yüksek olduğu için çiftçimiz bu yem alamaz. Saman üretemez hale geldi. Mazot pahalı olduğu için, gübre pahalı olduğu için üretim yapamıyorlar. Üretim yapamayınca millet geçim zorluğu çekiyor. Bu hayvanları şu anda yemin samanı olmadığı için burada sonlara doğru muhtarım özet geçelim. Evet. Şöyle, bunu zaten vatandaşa sorduk. Türkiye'de girdiler pahalı, maliyetler yüksek. Bunu biliyoruz. Bilmemiz gereken bir şey var. Sen hizmet alabiliyor musun, alamıyor musun çuvallıya? Çuvallıya alıyorum ama istediğim şeyi alamıyorum. Eksikleriniz var. Anlattınız, dile getirdiniz. Bu eksiklerin yerine getirmesi yetkililerden, devletten, kurumlardan, bakanından başbakanına, başbakanından devlet başkanına kadar isteğin var. Eksikler giderilsin. Çünkü köylü mutlu olsun. Muhtarı mutlu edersek Türkiye'yi mutlu ederiz. Huzur köyde başlar, şehre iner. İlden, ilçeden Türkiye genelinde yayılır. O yüzden huzurun olduğu, huzurun başladığı yere gerçekten de değer vermek gerekiyor. Bu şeyler olmadığı için, gençlik eksikler olduğu için, üretim hayvancı çok para kazanmadığı için gençliğimiz bütün dışarı gitmektedir. Köyümüzdeki bu gençliği geri döndürmek, çiftçilik, hayvancılık bitmek üzeredir. Çiftçi, köylü, milletin efendisi de derler. Bu köylü eğer para kazanırsa, şey yaparsa köyde durur, üretim olur. Bunun için bu eksiklerin giderilmesi için destek bekliyoruz. Muhtarım çok teşekkür ediyoruz. Tekrar Çuvallı, Yeşilova, Burdur'a bağlı göller bölgesine Muhtar Orhan Kaymaz'a verdiği ayrıntılı bilgi katı röportaja katılan tüm çuvallara teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar barışmış olarak rahmetle anıyoruz, onunla sonlandırıyoruz efendim. Haberin olduğu her yerde olma ümidiyle bir sonraki konu ve konuklarla görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.